Merhaba fotoğraf dostları, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyifleriniz yerindedir. 2024 yılının hepimize, ülkemize, dünyamıza güzellikler getirmesini diliyorum. Buna ihtiyacımız var çünkü. Bugün yeni yılın ilk videosunda göz terbiyesi fotoğraf okuması yapacağız. Konuk fotoğrafçımız kanalımızın değerli üyelerinden İlhami Nefes. İlhami aynı zamanda benim üniversiteden arkadaşım. Yıllar sonra bir fotoğrafın etrafında tekrar konuşuyor olmak ne mutluluk verici. Bunun için şimdiden teşekkürler İlhami. Arkadaşımızın gönderdiği fotoğrafı ekranda izliyorsunuz. Hep birlikte bu fotoğrafı okuyacağız. Hadi buyurun. Sokakta çekilmiş bir fotoğrafa bakıyoruz. Bir bankın üzerinde yatan bir adam var. Biz ayak tarafından görüyoruz adamı. Ayaklarında bot, üzerinde kot pantolon ve bir kaban var. Bu noktaya kadar adamın zorda olduğunu düşündürecek bir kılık kıyafet görmüyoruz. Adam bacaklarının arasına bir sopa almış. Güvenlik gerekçesiyle olabilir. Yine başının altına aldığı beyaz bir çuval var sanırım. Muhtemelen birkaç parça eşyası var içinde. Bankın diğer ucunda naylon torba asılmış ve içinde de muhtemelen yiyecek bir şeyler var. Adam elini göğsünün üzerinde çapraz yapmış ve yan yatmış durumda. Yüzünü, hatta başını hiç görmüyoruz. Bank hemen bir reklam panosunun yanı başında. Panoda Disney Plus platformunun bir reklamı var. 14 Haziran'da gösterime girecek iki filmin ya da dizinin isimlerini görüyoruz. Yine orada kanalın reklam mottosu görünüyor. Sizler de videodan görebiliyor musunuz? Emin değilim ama bu reklam mottosunun yansıması adamın hemen arkasında da görünüyor. Yani adamın arkasında bir cam var ki buradan da bu reklam panosu, arkada cam ve öndeki bankın birlikte olması bize burasının bir otobüs durağı olduğunu anlatıyor. Camın arkasında sıralı şekilde birkaç dükkan görüyoruz. Birinin vitrininde çok da seçemediğimiz bazı ürünler var. Ancak diğerinin kepenkleri kapalı. Bu durum bize sabah erken saatler olabileceğini düşündürüyor. Fotoğraf sokakta çekilmiş. Bunu az önce de ifade etmiştik. Bir otobüs durağında çekilmiş. Bu cümleye kadar mekanın fotoğrafa çok da bir katkısı yok. Böyle bir bankta yatan adamı bambaşka bir parkta da çekebilirdik dedirtiyor bize. Ancak birazdan da inceleyeceğimiz üzere bu fotoğrafı anlamlı kılan ve hatta çekilmesine neden olan şey reklam panosundaki o motto. Yatan adam ve bu mottonun yan yana getirilişi bu mekanı anlamlı kılıyor. Bu mottonun görünmediği bir fotoğraf için mekan anlamsız olabilirdi. Ama bu haliyle mekan fotoğraf için anlamlı ve değerli. Ne zaman sorusu ile iki şeyi inceliyoruz. Fotoğrafın ışığı açısından zamanlama ve kritik an açısından zamanlama. Önce fotoğrafın ışığına bakalım. Az önce şuradaki kepenklerin kapalı olmasından sabah erken saatler olabileceği çıkarımına varmıştık. Yerdeki şu ışık yansımaları, camdaki şu yansıma bizi aynı yere götürüyor ki bu fotoğraf sabah saatlerinde çekilmiş. Güneşin yükselişine dair güçlü ışık belirtileri fotoğrafa uğramış. Ancak fotoğrafçının kadrajını oluşturan bu otobüs durağı gölgedeymiş. Bu nedenle ışığın güçlü ve parçalı düşmediği, tam aksine düzgün dağılımlı bir şekilde konunun üzerine düştüğü bir fotoğrafa bakıyoruz. İkinci bakış açımızın ise kritik an açısından olacağını söylemiştik. Bu fotoğraf bir kritik an fotoğrafı değil. Fotoğrafta bir hareket yok. Durağan bir fotoğraf. Kritik an fotoğrafları genellikle bir hareketin, bir akışın olduğu konularda akışı, hareketi en iyi ifade edebilecek anda fotoğraf çekmeyi ifade eder. Bu fotoğrafta böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Fotoğrafçı arkadaşımız yatan adamı
ve reklam panosunu birlikte kadraja almayı istemiş. Bu çok net belli. Dolayısıyla çekim açısı buna hizmet ediyor. Muhtemelen geçerken fotoğrafı görmüş ve kadrajı hızlıca yapıp belki tek, belki de birkaç kare alıp yoluna devam etmiş. Netlik reklam panosundaki slogana yapılmış. Bu anlamda az da olsa adamın üzerinde netlik kaybı var. Bu bir tercih olabilir veya aceleyle çekim yapılırken sonucu çok da olumsuz etkilemeyen bir kusur olabilir. İzleyici olarak gözümüz ya adamın ayağını görüyor ve onu takip ederek reklam mottosuna ulaşıyoruz ya da reklam mottosunu görüp altındaki yay aracılığıyla gözümüz adama ve oradan da ayağına doğru geliyor. Hangisi olursa olsun fotoğrafın içinde görmemiz gerekenleri göze gösteren bir yerleşim mevcut. Fotoğrafçı siyah beyaz bir tonlama tercih etmiş ki bu da fotoğrafın anlatımına dramatik bir katkı yapıyor. Zıtlıklar, diğer adıyla kontrast, fotoğraflar için her zaman ilgi çeken konulardan birisi olmuştur. Harekette kontrast, renkte kontrast, tonda kontrast, fiziksel özelliklerde kontrast, statüde kontrast, sosyal durumda kontrast gibi birçok bakış açısıyla zıtlıklar fotoğraflarda işlenmiş ve genellikle de başarılı olmuştur. Bu fotoğrafta da reklam mottosunun verdiği açık mesaj, yani hayal ettiğinden çok daha fazlası ifadesiyle o bankta bir adamın yatışı önemli bir kontrast oluşturuyor. Hiç kimse otobüs duraklarında banklarda yatıp sabahlamayı hayal etmez herhalde. Bir tarafta hayal ettiğimizden çok daha fazlasını vaat eden bir reklam panosu ve diğer tarafta hemen onun dibinde bankta yatmak zorunda kalan ve hayal ettiklerinden çok daha uzak bir hayatı yaşayan bir adam. İşte fotoğrafçı arkadaşımız bu zıtlığı görmüş ve bunu fotoğrafı ile bize aktarmak üzere bu fotoğrafı çekmiş. Ben bu fotoğrafı beğendim. Tespit ettiği ve bize aktarmayı hedeflediği zıtlığı çok net ve tereddütte düşmeyecek şekilde ifade ediyor. Kadraj yerleşimi ve siyah beyaz tonlama verilen mesajı destekliyor. İzleyicide hiçbir soru işareti bırakmadan konuyu aktarıyor ve üzerinde düşünmemiz için bizi dürtüklüyor. İşte bu nedenle ben bu fotoğrafı beğendim. Bu fotoğrafı ben çekmiş olsaydım bir tek şeyi değiştirmek isterdim. O da yatan adamın daha net görünmesini sağlamak. Bu haliyle de rahatsız edici değil ama fotoğrafın baş aktörü olarak adamı daha net görmek daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Bunun dışında fotoğrafa yapabileceğim herhangi bir katkıyı göremiyorum. Bizi bu konuda düşünmeye itecek kadar mesajı çok net veren bu fotoğrafı çeken ve değerlendirilmesi için bize gönderen değerli arkadaşım İlhami Nefes'i tebrik ediyor. Fotoğraf çalışmalarında başarılarının devamını diliyorum. Evet arkadaşlar, bir fotoğraf okuma videosunun daha sonuna geldik. Sizler de fotoğraflarınızın okunmasını istiyorsanız kanalımıza katıl butonuyla üye olabilir ve üyelerin ayrıcalıklarından faydalanarak fotoğrafınızın bu ekranlarda okunmasını sağlayabilirsiniz. Kanalımıza vereceğiniz her türlü katkı yine çok değerlidir. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.